24. sorumuza devam ediyoruz. Bakterilerde bölünerek üreme olayı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre olaylarından hangileri bakterilerin bölünerek üremesinde gerçekleşir? Üreme zaten amacı nedir üremin? Sayıca artmak, çoğalmak, neslin devamını sağlamak. Birinci öncülümüzden başlayacak olursak sayısal artış gerçekleşmesi. Evet, bakterilerin ikiye bölünmesinde sayısal artış gerçekleşir. Doğru. İyi ipliklerin oluşması. Evet, bakterilerde iyi iplikleri oluşmaz arkadaşlar. Çünkü bunlarda mikrotübül gibi yapılar yoktur. Çekirdek bölünmesinin gözlenmesi. Evet, bakteriler prokaryot hücre yapısına sahip oldukları için çekirdek bulunmaz. Bundan dolayı da çekirdek bölünmesi gerçekleşmez. Üçüncü öncülümüz de yanlış. Bakterilerin ikiye bölünmesi basit bir bölünme şeklidir. DNA'sını eşler ve sitoplazmasını ikiye bölür. Arkadaşlar bu şekilde söyleyebiliriz. Cevabımız A seçeneğidir.